Herkese selam, herkese merhaba, ben Oktay. Agroeleman kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bir yeni video ile daha karşınızdayım. Bu videoda 2022-2023 sezonunu sonuna kadar simüle edeceğiz. Sezon sonunda Konferans Ligi, Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlarının yanı sıra Amerika Ligi yani MLS Ligi'nin şampiyonuyla birlikte 4 takımın olduğu UEFA Süper Kupası Final Four'u yapacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz geçen haftalarda böyle bir iddia ortaya çıkmıştı. Ben de kendi kendime dedim ki arkadaşlar bunu bir simüle etmek lazım. Eğer öyle bir durum olursa kim şampiyon olurmuş, kim UEFA Süper Kupası şampiyonu olurmuş bunu bir görelim dedim. O yüzden şimdilik herhangi bir Süper Lig kulübünü seçtim ve direkt olarak sezonun sonuna kadar simüle edeceğiz. Sezon sonu görüşürüz. Bu arada arkadaşlar Ümraniyespor'dan kovulduk. Şimdi İstanbulspor'la yolumuza devam edeceğiz. Haberiniz olsun. Ve işte sezonun sonuna geldik. Şimdi geriye döneceğiz. Önce Süper Lig'deki puan durumuna bakalım meraklılarına. Arkadaşlar öncelikle Süper Lig'i şöyle bir analiz edelim. Süper Lig şampiyonu Galatasaray olmuş 81 puanla. İkinci Trabzon 79 puan. 3 Fenerbahçe 75 puan. Yine şampiyon olamıyoruz. Yine şampiyon olamıyoruz. Beşiktaş 63 puanla kalmış. Aslında şöyle baktığımızda ilk 3 bayağı bir kızışmış. Bizi kovan Ümraniyespor'a bakmak istiyorum. Ümraniyespor 17. bitirmiş. Daha sonra İstanbulspor'la anlaşmıştık. Simüle ettik. Hiçbir ayar falan da yaptık. Sonuncu olduk. Sıkıntı yok. Hadi şimdi ilk olarak MLS Ligi şampiyonuna bakalım. Ve MLS Ligi'nde şampiyon Los Angeles Futbol Kulübü oluyor arkadaşlar. UEFA Süper Kupası Final Four'una katılmaya hak kazanan Los Angeles Futbol Kulübü oluyor. Burayı hemen hızlıca geçelim ve UEFA Konferans Ligi şampiyonu kim olmuş hemen ona bakalım. Hatta başlatıp ben direkt ilk sayfaları alayım. Ben de görmeyeyim kim olduğunu. Konferans Ligi gruplarından başlıyoruz. Başakşehir A grubunu 3. bitirerek maalesef Avrupa'ya veda etmiş. B grubuna baktığımızda burada bizi ilgilendiren bir şey yok. Başka bir Türk takım var mıydı acaba ona bakıyorum da bir dakika. Sivasspor maalesef 3 puanla grubunu sonuncu bitirerek Avrupa'ya veda etmiş. Başka da Türk takımı yok sanırım. Şimdi devam bakalım. Bir sonraki turda Trabzon'u görüyoruz. Trabzon toplam 3-2'lik skorla adını bilmediğim kulübe karşı tur atlamayı bilmiş. Diğer sonuçları da zaten görüyorsunuz. Bakalım Trabzonspor nereye kadar ilerleyebilmiş. Bir an Başakşehir ve Sivas Konferans Ligi'nden elendi diye burada daha temsilcimiz kalmadı diye düşünürken Trabzon çıktı geldi. Sanırım Avrupa Ligi'nden geldiler. Yani başka bir açıklaması yok zaten. İleriye baktığımızda Trabzonspor AZ Alkmaar'ı 3-2'lik skorla elemeyi bilmiş. Şöyle diğer maçların skorlarına da bakalım. Şimdi çeyrek finale gidiyoruz. Çeyrek finalde Trabzonspor yine 3-2'lik skorla. Çok iyi lan. Yarı finale kalmış arkadaşlar. Trabzonspor Konferans Ligi'nde yarı finale kadar çıkmış. Çok büyük bir başarı bu. Diğer skorları da görüyorsunuz. West Ham United 7-0. FC Köln 7-7 ama penaltılar sonucu tur atlamayı bilmiş. Ve Belçika ekibi Gent toplamda 4-3'lük skorla Villarreal'i elemiş. Şimdi yarı finalde bakalım Trabzonspor ne yapmış? Çok merak ediyorum. Haydi devam edelim ve Trabzonspor müthiş bir skor. Yine 3-2. Trabzonspor Köln'ü elemiş. Finale kalmış. Müthiş bir başarı. Gerçekten. İnanılmaz bir başarı. İnşallah kupayı da almışlardır. West Ham United'la eşleşiyor Trabzonspor finalde. İki bordo mavili ekip. Bakalım finalde ne yapmışlar. 3-2-1 diyoruz ve finale geçiyoruz. Haydi 3-2-1 ve maalesef Trabzonspor finalde kaybediyor arkadaşlar. West Ham United Konferans Ligi şampiyonu oluyor. Trabzonspor finalde kaybediyor. Gerçekten şaşırdım ya. İnanılmaz bir başarı Trabzonspor'dan. Şimdi ise Avrupa Ligi'ne bakalım arkadaşlar. Ben yine gruplara kadar kendim de görmeyecek şekilde geri alacağım. Avrupa Ligi A grubuna baktığımızda Arsenal ve PSV Eindhoven yoluna devam etmiş. Fenerbahçe 13 puan, 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyetle yoluna 13 puanla devam ediyor grup lideri olarak. Ren ve AEK Larnaka, Larnaka yok galiba. O yüzden Rio Ave var. Her neyse. Dinamo Kiev, Mistaksiz'e sonuncu olmuşlar. C grubuna bakalım. Roma ve Real Betis yoluna devam etmiş. Diğer grupları da şöyle hızlıca geçiyoruz arkadaşlar. Bizi ilgilendiren evet burada Trabzonspor vardı. Trabzonspor 3. olarak maalesef gol avarajından maalesef demek de ne kadar doğru bilmiyorum. Adamlar final görmüş sonuçta. Her işte bir hayır var derler ya. Aynen öyle olmuş arkadaşlar. Trabzonspor burada grubunu 3. bitirip Konferans Ligi'nde final oynuyor ve maalesef orada şanssız bir şekilde mağlup olup kupaya veda ediyor. Bir sonraki tura bakıyoruz. Bir sonraki turda alınan skorları görüyorsunuz. Leipzig toplam 7-2'lik
Celtic skorla yoluna devam etmiş. Copenhagen 5-4. Ren Inter elemiş. Toplam 4-3'lük skorla. Pardon, yani toplam skor 2 ama penaltılar sonucu 4-3'lük bir galibiyetle yoluna devam etmiş. Onun dışında şok bir skor yok gibi. Aa, olmaz mı? Benfica'da elenmiş arkadaşlar. Benfica toplam 4-3'lük skorla elenmiş. Güzel. Müstahak onlara, güzel. Devam ediyoruz. Çeyrek finalde de gözümüze çarpan öyle çok bir şey yok. Fenerbahçe Leverkusen karşılaşması. Allah kahretsin. Toplamda 3-0'lık skorla Fenerbahçe eleniyor. Ve Avrupa Ligi'nde böylelikle temsilcimiz kalmıyor. Yani bu da demek oluyor ki Avrupa'da bu sezon en ileriye gidebilen kulübümüz Trabzonspor olmuş. Onları da bu vesileyle tebrik edelim. Roma Ren'i elemiş. Manchester United Leipzig mücadelesi toplam 4-2'lik skorla sona ermiş. Onun dışında yolumuza devam edelim. Arsenal Roma'yı 4-1'lik skorla geçiyor. United Monaco'yu 5-3, Real Sociedad Napoli'yi toplamda 3-1'lik skorla ve Leverkusen adını bilmediğim kulübe karşı 7-2'lik skorla yoluna devam ederek adını yarı finale yazdırıyor. Şimdi yarı finale bakıyoruz. Yarı finalde Leverkusen Arsenal mücadelesi 2-1'lik skorla Leverkusen aleyhine sonuçlanmış. United Real Sociedad'da toplam 4-2'lik skorla Manchester United lehine. Finalde Leverkusen United eşleşmesi göreceğiz. Bakalım şampiyon kim olmuş ve Avrupa Ligi şampiyonu Manchester United oluyor. Manchester United'ı tebrik edelim. Ama aynı zamanda Leverkusen'ı da tebrik etmek lazım. Daha doğrusu Alman takımlarını. Çünkü gerçek hayatta Eintracht Frankfurt geçen sezon Avrupa Ligi'nde şampiyon olmuştu. Ve bu sezon yine bir Alman kulübü Avrupa Ligi'nde final görmüş. Büyük bir başarı. UEFA Süper Kupa Final Four'unda yer alacak bir diğer takım da Manchester United oldu. Şimdi Şampiyonlar Ligi'ne geçeceğiz arkadaşlar. Ardından da hemen kısa bir UEFA Süper Kupası Final Four turnuvası düzenleyeceğiz. Ve UEFA Süper Kupası şampiyonunu belirleyeceğiz. Beklemede kalın. Haydi bakalım. Şimdi Şampiyonlar Ligi gruplarına geçiyoruz. Şampiyonlar Ligi gruplarına geldik. Liverpool ve Ajax güzel skorlarla, güzel puanlarla yoluna devam etmişler. B grubuna bakıyoruz. Atletico Madrid ve Porto. Vay, Atletico Madrid namalup çıkmış. O da güzel. C grubunda ise Barcelona ve Bayern München yoluna devam ediyorlar. D grubu inanılmaz dramatik sonuçlanmış. Özellikle Olympique Marseille ve Frankfurt adına. Puanlar o kadar yakın ki. Hele de Olympique Marseille'ye çok üzüldüm. Bir gole varacağı yüzünden maalesef 3. bitirmişler. Neden maalesef diyorsam beni ilgilendirmiyor, her neyse. E grubuna bakıyoruz. Milan ve Chelsea yoluna devam ediyorlar. F grubunda ise Real Madrid, Celtic, Leipzig bir puan eksikten dolayı bu gruptan çıkamamış. G grubuna baktığımızda Manchester City, Sevilla yoluna devam etmiş. İnanılmaz! Dortmund sonuncu bitirmiş. Olacak iş değil. Gerçekten olacak iş değil ama Dortmund sonuncu bitirmiş. Yani böylelikle Avrupa'dan tamamen elenmişler arkadaşlar. H grubuna baktığımızda ise Paris Saint-Germain Juventus yoluna devam ediyor. Benfica da 7 puanla Avrupa Ligi'nin yolunu tutuyor. Şimdi bir sonraki tura geçiyoruz. Bir sonraki turda Barcelona Sporting mücadelesi toplam 3-2'lik skorla sona ermiş. Barcelona yoluna devam ediyor. Liverpool Celtic toplam 5-1. City Juventus mücadelesi toplam 3-2'lik skorla Juventus'un oluyor. Ve Tottenham Ajax mücadelesi de Tottenham'in oluyor. İki karşılaşmanın toplam skoru 3-3. Tottenham penaltılar sonucu yoluna devam etmiş. Çeyrek finale geliyoruz. Çeyrek finalde Barcelona Liverpool'u 3-1 elemiş. Paris Tottenham 3-2. Juventus Milan. İki İtalyan karşı karşıya gelmiş. Juventus 4-2'lik skorla yoluna devam ediyor. Ve yine 2 İspanyol, hatta 2 Madrid kulübü derbi. Ve derbide gülen taraf Atletico Madrid olmuş toplamda 5-3'lük skorla. Yarı finallere geldiğimizde Barcelona Atletico Madrid, yine 2 İspanyol kulübü ve Atletico Madrid. Toplamda 3-3 biten karşılaşmalar sonucunda, penaltılar sonucunda 5-4'lük skorla finale adını yazdırıyor. Ve finalde Paris'te eşleşiyor. Paris Juventus'u 4-2'lik skorla elemiş. UEFA Süper Kupası Final Four'una katılmaya hak kazanan, aynı zamanda da Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan takım Paris oluyor. Toplamda 3-1'lik skorla Messi, Neymar, Mbappe üçlüsü kupayı bırakmamışlar. En sonunda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna kavuşmuşlar arkadaşlar. Paris'i de tebrik edelim. Ve arkadaşlar, turnuvayı oluşturdum geldim. Paris Los Angeles'la eşleşti. West Ham United'da Manchester United'la eşleşiyor. Hiç şüphesiz buradaki en zayıf halka Los Angeles. Benim tahminime göre Paris'te Manchester United final oynar. Paris'te UEFA Süper Kupayı kazanır gibi geliyor bana. Sonuca gelmeden sizlerin görüşünü de bilmek isterim. O yüzden yorumlara doluşun arkadaşlar. Hadi şimdi ben maçları hızlı hızlı simüle edeyim ve finale geçelim.
İlk karşılaşma Paris-Los Angeles karşılaşmasıydı. Karşılaşma 2-2 sona eriyor. İkinci karşılaşma West Ham United-Manchester United. O da 2-2 sona eriyor. Şimdi rövanşlara geliyoruz ve Paris 4-1'lik şovla adını finale yazdırıyor. Bu arada hiç gollere falan filan bakmıyorduk arkadaşlar. Şöyle bir bakalım. Messi, Ramos, Messi ve Neymar UEFA Super Kupası finalini getiren golleri atmış. Geriye şimdilik Manchester United-West Ham United rövanşı kalıyor. Onu da oynayıp finali belirleyelim bakalım. Ve Manchester United, West Ham United. Aynen tahmin ettiğim gibi oldu arkadaşlar. Manchester United yoluna devam ediyor, adını finale yazdırıyor. Bruno Fernandes 2 gol, hatta 3 gol birden atmış. Ve böylelikle UEFA Super Kupası finalinin adı Paris Manchester United oluyor. Yani Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu Avrupa Ligi şampiyonuna karşı, normalde de olduğu gibi. Gelin arkadaşlar bu maçı simüle etmek yerine izleyelim. Belki efsane goller atılır. Bakalım UEFA Super Kupası şampiyonu kim olacak? Karşılaşma başlıyor. Diyor. Ve işte finalin adı Paris Manchester United. Çok güzel bir atmosfer. Kupayı görüyorsunuz. Her ne kadar orijinal UEFA Super Kupası olmasa da UEFA Super Kupası Final Four'u şu anda gördüğünüz üzere, ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar. Ve karşılaşmada ilk düdük geliyor, karşılaşma başlıyor. Arkadaşlar benim tarafsız olmam lazım ama bana mecburen bir taraf seçtiriyor. O yüzden çare yok, simülasyona geçeceğiz. Bu kötü oldu arkadaşlar, hiç böyle bir şey olacak mı gelmemişti. Her neyse simülasyona geçelim. Ve ilk gol Manchester United'dan geliyor. Rashford çok güzel bir gol attı. Bizim için fark etmiyor arkadaşlar. Biz mecbur bir taraf seçmeliydik. O yüzden Paris'i seçtik. Ne olursa olsun bizim için fark etmiyor. Şu an United daha etkili oynuyor diyebiliriz. Paris Saint Germain arada bir kaleyi yokluyor derken birbiri buluyor Messi ile Paris. UEFA Süper Kupası finalinde skor şu an 1-1. Bakalım ilerleyen dakikalarda neler olacak. Şimdi korneri kullandılar. Şut kaleci. Of, çok güzel pozisyon yine kaleci. Bir anda neler olduğunu gözümde canlandırmaya çalışırken pozisyon sona erdi. Bu dakikalarda Paris Saint Germain'in topla oynama yüzdesi daha fazla arttı. %56'ya kadar çıktı arkadaşlar. Evet, gol atan olmadı, o yüzden izlemeye devam ediyoruz. Son saniyede çok güzel bir kurtarış. Bakalım son saniyede gol gelir mi? Kaleci kornere çeldi. Maç uzatmalara gidiyor. Rashford ve Messi'nin karşılıklı golleriyle UEFA Super Kupası finali uzatmalara gidiyor arkadaşlar. Şimdilik Paris'in 4 şutu 1 golü, %53'lük topla oynama yüzdesi var. Manchester United'ın topla oynama yüzdesi ise 47 ve toplam 3 şut 1 golü var. Uzatmalara geçiyoruz. Galibiyet golü henüz gelmedi ve kaleci müthiş çıkardı gerçekten. Son anda harika çıkardı. Eğer bu pozisyonda gol olmazsa karşılaşma penaltılara gidecek ve karşılaşma penaltılara gidiyor. Şampiyonu, eyvah eyvah, maalesef sanırım benim de penaltı kullanmam lazım. Ya neden ya? Neden abi? Neden ya? Neyse arkadaşlar, iş başa düştü. Bu arada benim jeton şimdi düştü arkadaşlar. UEFA Super Kupası finalinde bildiğiniz Messi-Ronaldo kapışması var şu anda. Gerçekten benim jeton şimdi düştü. Penaltılarda kendime güvenmiyorum. Neymar kullandı, golü attı. Şimdi United 1-1 buluyor Ronaldo'yla. Sergio Ramos geliyor ve 2-1 oldu. Haydi 2-2 oldu şu an. Penaltılarda eşitlik var. Mbappe geldi, vurdu gol, 3-2. Antony geldi, 3-3. Lionel Messi geliyor şimdi, 4-3 oldu skor. İnanılmaz bir heyecan var. Casemiro 4-4 yaptı skoru. Kaçırmıyorlar derken şimdi Vitinha kaçırmasın. 5-4 oldu. Evet, 5-5 oluyor arkadaşlar. Verratti geliyor şimdi. Verratti kaçırdı, inanılmaz. Elanga. Elanga vurdu gol. Manchester United UEFA Super Kupası şampiyonu oluyor. Şampiyon Manchester United oldu. Müthiş final Paris Saint Germain adına dramatik bir şekilde sona eriyor. İşte maçın özetini geçtiğimizde 2 Rashford, 34 Messi. Geri kalan 90 dakikada bir şey olmadı. Uzatma dakikalarında bir şey olmadı. Ardından penaltılara geçtik. Penaltılar sonucunda da Manchester United UEFA Super Kupası şampiyonu oluyor. Devam dediğimizde ise artık şampiyonun Manchester United olduğunu gösteren bir görselle karşılaşıyoruz. UEFA Super Kupası Final Four'una kalıp Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan Paris Saint Germain'e değil, şampiyon olan Manchester United'ı bu vesileyle tekrardan tebrik ediyoruz. Böylelikle de bu bölümün sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki bölümlerde hangi ligin şampiyonlarıyla böyle UEFA Super Kupası Final Four'u yapalım istersiniz veya yapmayalım mı? Başka bir şey mi yapalım? Görüşlerinizi belirtirseniz sevinirim. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı tabii ki de unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.